İyi akşamlar. Eko Türk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Evet, bugün Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde piyasaları konuşacağız. Birazdan Ahmet Mergen'in grafikleri geliyor. Kendisiyle Skype hattından konuşmaya çalışacağız. Bugün bölgede önemli bir gerilim var. İsrail'den gelen haberler var. Eğer İsrail, İran arasında gerçek anlamda yeni bir çatışma başlarsa petrol fiyatlarının yaklaşık 10-15 dolar yukarı doğru gidebileceğine dair tahminler var. Bu petrolle ilgili otoritelerden gelen yönlendirilmiş bir haber değil, daha doğrusu bir projektif haber. Dolayısıyla petrol fiyatları şu anda 75 dolar civarındaysa yaklaşık 90-95 dolar civarına çıkması beklenen bir petrol piyasası olabilir ki bu petrol üreticisi ülkeler açısından elbette olumlu ama petrol bağımlısı olan ülkeler bakımından son derece olumsuz, bizim gibi ülkeler bakımından hele hele cari açığı azaltmaya karar vermiş olan Türkiye açısından son derece olumsuz uygulamaları beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir oturum var. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün İsrail gerilimini ele almak üzere bir gizli oturum yapıyor. Gizli oturumda biliyorsunuz mecliste sadece milletvekilleri ve dilsiz kavaslar dolaşır. Onlar not alırlar, yani işitmeyen insanlardan oluşan görevliler yer alırlar ve mecliste konuşulanlar 10 yıl boyunca tutanaklarda yer alır, 10 yıl boyunca açıklanmaz. Bugünkü görüşme son derece önemli. Muhalefet partilerinin yaptıkları hazırlıklar var. Elbette burada konuşulanları aşağı yukarı tahmin etmek lazım ama devlet sırrı ya da ülke sırrı, ülkenin bekası ile ilgili bazı sınırların, sırların konuşulacağı bir mekan olacağını tahmin ediyoruz. İsrail bildiğiniz gibi şu anda 6 cephede savaş veriyor. İran'a karşı savaşıyor, Irak'a karşı savaşıyor, Lübnan'a karşı savaşıyor, Suriye'ye karşı savaşıyor, Yemen'e karşı savaşıyor ve elbette Filistin'e karşı savaşıyor. 6 ayrı cephede mücadele veriyor. Büyük bir gerilim var ve bu 6 ayrı cephede parçalanmış vaziyette her ülkeye anında cevaplar verebilecek durumda. Dün sabaha karşı da bildiğiniz gibi Lübnan'ı vurdu, Beyrut'u vurdu. Beyrut'u semt semt, mahalle mahalle, sokak sokak vurmaya başladı. Orada tabii sivillere yönelik büyük bir katliam olduğunu görüyoruz. Bugün bunu konuşacağız. Tabii elbette nereye doğru gidebileceğini ele alacağız. Meclisteki kapalı oturumun, gizli oturumun aslında hayati öneme sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim mesajları gelmeye devam ediyor. Ekim ayı itibariyle, yani bu ay içinde Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor. Bundesbank'tan Almanya için daralma sinyali geldi. Almanya daralırsa Türkiye ekonomisi giderek dibe vurur. Birazdan ihracat iklim endeksini konuşacağız. O zaman göreceksiniz ki ihracat iklim endeksimiz adeta yerde sürünüyor. 50'nin üzerine çıkabilmek için çok büyük bir çaba sarf ediyor ama maalesef uzunca bir aradan sonra ihracat iklim endeksi yukarı doğru gitmiyor. İhracat iklim endeksi bildiğiniz gibi Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı pazarlardaki ihracat grafiğini gösteren bir süreçtir. Şu anda 50'nin hemen üzerinde tutunabiliyor. Kripto piyasalarında aslında ciddi anlamda işlem yapanların %70'i Bitcoin alıp satıyor. Geri kalan %29'u Ethereum alıp satıyor. Geri kalan %1'lik dilimde de binlerce Bitcoin'in ya da binlerce kripto paranın alınıp satıldığını biliyoruz. Bu arada Brent petrolde bugünkü günlük düşüş %3'ün üzerinde. Şu anda birazdan tam rakamı vereceğiz. Finansal piyasalara bakalım. Dolar TL 34.27.51'de yukarı doğru hareketli. Bugün hafif bir tırmanış gösteriyor. Çünkü uluslararası piyasalardan gelen haberler var. Bir de Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktür dolayısıyla dolar TL'nin yükselişi maalesef engellenemiyor. Euro TL'de 37.65'teyiz. Orada da yön yukarıda. Pound'da 44.95'teyiz. 45'i gördü görecek. Yukarı doğru hareketini sürdürüyor. İsviçre frankı karşısında Türk lirası bugünü iyi geçirdi. 40.03. Euro dolar paritesi 1.0980, 1.10'u görecek, görmek üzere demiştik. Dün nitekim oraya doğru gidiyor. Bir tık daha yukarı doğru geldiği takdirde 1.10 olacaktır. Yatay bir seyir var bugün itibariyle. Dolar endeksi 102.45'te, yönü aşağıda. Yatay olmakla birlikte tekrar yönünü aşağı doğru çevirdi ve 101'i yeniden yoklayacak gibi gözüküyor. Altın 2.651 dolarda ons altın aşağı doğru hareketli. Bütün emtialarda gerileme var. Petrol geriliyor, altın geriliyor, pek çok piyasa gerilemeye devam ediyor. Ayrıca kripto paralarda da keza gerileme var.
Gram altına bakıyoruz. Gram altın 2907 lirada. Orada da yön aşağıda. Petrolde çok trajik bir düşüş var. Brent petrol 78 dolar 59 sent bugün itibariyle. %2.93'lük bir kayıp var. NYMEX'te de 74 dolar 84 sentteyiz. Amerikan Batı tipi Texas petrolü 2.98'lik yüzdesel kaybı da orada görüyoruz. Eğer İran'la İsrail arasında ciddi, şiddetli bir çatışma çıkarsa petrol fiyatlarının minimum 10-15 dolar yukarı doğru gideceğine dair biraz önce gelen otorite tahminlerini paylaştık. Baltık Dry Endeksine bakacağız. Baltık Kuru Yük Endeksi 1907 puanda günü %1.09 kayıpla geçirdi. Savaşın yarattığı gerilim aslında uluslararası ticarete yansıyor. Bunu bugün, bu şu an itibariyle görüyoruz ve müşahede ediyoruz. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de 62.779 dolardayız. 0.40 kayıp var. Günü kayıpla geçirdi. Ethereum'da da aynı tablo söz konusu. 2.439 dolarda Ethereum ve %1.22'lik kayıpta Ethereum'da kendini gösteriyor. Borsa İstanbul 9.100'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yönü yukarıda şu an itibariyle. Son 10 dakikada karanlık odadan gelecek satışlar ya da alışlarla tam yönünü belirleyeceğiz diye düşünüyoruz. Şu anda Türkiye olarak odaklanmamız gereken husus ihracat. Daha fazla ihracat yapabilmemiz, ihracatımız geriliyor. İthalatımız da geriliyor ama ihracatımızın gerileme hızı ithalatımızdan daha fazla olduğu için ihracatımız yerinde sayıyor. Yıl sonu hedefini tutturup tutturamayacağımız ortada. Elbette geride kalan zaman dilimi son derece önemli. Geride 2,5 ay kadar bir zaman var. Bu zaman diliminde eğer işler umduğumuz gibi giderse belki hedefi tutturabiliriz. Fakat İstanbul Sanayi Odası'nın imalat sektörü PMI endeksi geldi. İhracat iklim endeksi. İklim endeksine baktığımızda direnişin sürdüğünü görüyoruz. Yani bir direnç var. Endeks Eylül ayında 50.5 olarak kayıtlara geçti, hesaplandı. Bir önceki ay Ağustos'ta 51.3'tü. Ancak endeksin kendini 50'nin üzerinde tutma süreci devam ediyor. 9 ay boyunca 50'nin üzerinde tutunmayı başardı. Bu bile tek başına büyük bir başarı. 50'nin altına inmediği takdirde daralma olmayacağını görüyoruz. Fakat Almanya'dan gelecek olan resesyon haberleri var. Bundesbank'ın yaptığı tahmine göre Almanya ekonomisi bir resesyona doğru giriyor. Eğer Almanya ekonomisi resesyona girerse en büyük pazarımız olduğu için Türkiye'nin doğal olarak ihracat iklim endeksinin çok gerilemesi ve ihracatının çok daha aşağılara doğru gelmesi söz konusu olabilir. En büyük 10 pazar arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri pazarında bir canlanma var. Bu sayede 50'nin üzerinde tutunuyoruz. Eğer orada da bir kayıp olmuş olsaydı muhtemelen şu anda 49'lar seviyesinde bir ihracat iklim endeksi olabilirdi. İşkur'dan bir haber vereceğiz. İşkur, Eylül ayında açık iş ve kayıtlı işsiz sayısının azaldığını bildirdi. Yani hem işsiz sayısı azalıyor hem de açık iş pozisyonları azalıyor. Biraz birbiriyle çelişik gibi olmakla birlikte Ocak ayında, Ocak-Eylül döneminde %0.95 düşüşle açık iş pozisyonları 2.011.836'ya düştü. Yılın ilk 9 ayında açık işlerin %99'u özel sektörden alınan siparişler nedeniyle kapatılmış oldu. Eylül ayında en fazla kazandıran yatırım araçları belli oldu bu arada. Eylül ayında külçe altın %3.04 kazandırdı yatırımcısına. Bunun dışında mevduat faizi 0.32 kazandırdı. Geri kalan yatırım araçlarının tamamı kaybettirdi. Mesela Euro 0.93, devlet iş borçlanma senedi %1.06, dolar %1.8, Borsa İstanbul ise %4.3 kaybettirdi ki Borsa İstanbul artık büyük bir yatırım aracı olmaktan çıkıyor gibi. Birazdan Ahmet Mergen'le bunu konuşacağız. Bankalar tarafından yasal takibi alınan kişilerin sayısında bir artış var. %39 arttı. Bunu belki birazdan konuşuruz. Çin'den gelen bir haber var. Çin, Türkiye'nin Çin'den gelen elektrikli, yarı elektrikli otomobillere yönelik olarak koyduğu vergilendirmeye karşı çıktı ve buna ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütü'ne Türkiye'yi şikayet etti.
bizlere eşlik ettiğiniz için. Evet, Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı ama tabii çok küçük bir yükseliş olduğunu söyleyelim. 0.15 kayda değer bir yükseliş olmadığını görüyoruz. Önceki gün elbette dün ortaya çıkan kayıptan sonra, Cuma günü ortaya çıkan kayıptan sonra Borsa İstanbul'un kendini 9000'in altında bulması gerekirken 9000'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. 9044 puandayız, çok sınırda. Yaklaşık 15 dakika öncesine kadar kırmızıdaydı, şimdi yeşile döndü. Bunu bile aslında sevinçle karşılamak gerekir. Borsa İstanbul'da yönün yukarı doğru gitmesiyle ilgili yeni bir hikayeye ihtiyaç var. Bunu birazdan Ahmet Mergen'le konuşacağız. BIST 30 endeksine bakalım. 10.045 puandayız. 0.47'lik bir artış da burada var. Bankacılık endeksi bir parça yardımcı oldu. Bildiğiniz gibi BIST 30 şirketlerin, büyük şirketlerin toplandığı alan. Orada bankalar, holdingler ve sanayi kuruluşları var. 0.47. Oradaki performans borsanın genelinin yukarı doğru gitmesine yardımcı oldu. BIST 500 borsanın genelinde çok zayıf bir yükseliş var. 10.321 puandayız. 0.05 bindeliklerle ifade edilen bir yükselişten bahsediyoruz. Demek ki borsada işler aslında çok yolunda değil. Neden? Çünkü yatırım argümanları, enstrümanları bakımından en fazla kaybettiren enstrüman şu anda Borsa İstanbul. %4.3 geçen ay itibariyle. Dolayısıyla borsaya güven çok fazla aslında yok. Ve yeniden güvenin kazanabilmesi için neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Bütün bunları konuşmak üzere Ahmet Mergen şu anda Skype hattımızda. Ahmet Mergen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Size iyi yayınlar. Bilmiyorum, özetleri dinleyebildiniz mi? Dinleyemediyseniz ben size bir Orta Doğu özeti yapayım isterseniz. Onun üzerinden gidelim. Borsayı sonra konuşacağız zaten. Bol bol borsa konuşmamız gereken bir evredeyiz. Bildiğiniz gibi İsrail neredeyse demek yanlış, 6 cephede birden savaşıyor. Yani İran'la savaşıyor, Irak'la savaşıyor, Suriye ile savaşıyor, Lübnan'la savaşıyor, Filistin'le savaşıyor ve Yemen'le savaşıyor. Bütün bu ülkelerle karşılıklı birbirlerine füze gönderiyorlar, hava saldırıları düzenliyorlar, roket gönderiyorlar ve İsrail bu 6 cephedeki savaşı bir savaş makinesi olarak yönetiyor. Elbette işin geri planına baktığımızda olayın tamamen katliam boyutunda olduğunu görüyoruz. Lübnan'daki durumun adı tam anlamıyla katliam. Filistin'deki de katliam. Diğer ülkelere yaptığı saldırılarsa daha çok misilleme. Mesela İran'dan gelebilecek saldırılara karşı bir önleme misillemesi yapıyor. Suriye'yi kafayı kaldırmasın diye vuruyor zaman zaman. Yemen'de bildiğiniz gibi Husiler körfez geçişini, yani kanal geçişini engelledikleri için onları da kanal geçişine engel olmamalar için uyarmak bakımından zaman zaman vuruyor. İsrail tabii büyük bir savaş makinesi. Bütün bunun üstesinden nasıl gelebildiğini herkes biliyor çok iyi. Çünkü arkasında çok büyük güçler var. Amerika Birleşik Devletleri çok şiddetli biçimde destekliyor. Avrupa Birliği'nin de desteği var. Ama Birleşmiş Milletler diye bir örgüt var ve bu örgüt maalesef bütün olup bitenlere seyirci kalıyor. Oysa Birleşmiş Milletler dünyada savaşların önlenmesi için, ülkelerin barış içinde bir arada yaşaması için kurulmuş bir örgüttü. Nasıl görüyorsunuz? Tabii petrolle ilgili bir senaryo var, onu biraz önce paylaştım. Eğer İran İsrail'e saldırırsa petrol fiyatları bir günde, hatta birkaç saat içinde 10 dolar, 15 dolar yukarı doğru gider. Bu iyimser bir tahmin. Böylesi bir durumda ben petrol fiyatlarının çok rahat biçimde 100 doları aşabileceğini düşünüyorum ki bu bizim açımızdan çok katastrofik bir senaryo diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Valla inşallah olmaz. Şimdi dediğiniz gibi ortalık yani kan revan içinde. Bunun yani tamamen de onaylanacak bir hali de yok. Ama Batı dünyası şu anda yani yalnız İsrail değil, Batı dünyası savaşıyor bir anlamda arkadaki verdiği destekle. Birleşmiş Milletler'e gelince. Yani Birleşmiş Milletler esasında yani göstermelik. Yani 5 tane ülke var veto hakkı olan. Birinin sevmediğini öteki seviyor. Onun sevdiğini öteki sevmiyor. Birinin belli bir amaç doğrultusunda desteklediği ülkeler var. O öteki ülke veto hakkı olan o ona karşı zaten konu şu şekilde. Yani beşli şu şekilde ayrılmış durumda. 3-1-1 metodu. Evet. Yani Rusya ile Çin ayrı. Diğer üçü İngiltere, Fransa, Amerika aynı yerde, aynı doğrultuda yani. Şimdi biraz Fransa bir ses çıkartıyor.
artık işleri biraz durdurun. Bu fazla ilerlemeye başladı. Bu işler fazla boyunu aşmaya başladı bu iş artık savaş şeklinde ama Birleşmiş Milletler'in bir halta yaramadığını biz 1974 senesinde gördük. 1974'ten önce de gördük. Yani 1960 ile 1974 arasında Kıbrıs'ta zaten Türkiye Birleşmiş Milletler'in neden ibaret olduğunu gördü. Yani oradan buradan bir takım askerleri getiriyorsunuz falan. En son Bosna, benim bildiğim kadarıyla Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinin gözü önünde soykırım oldu orada. Evet, tabii. Öyle değil mi? Yani yanlış mı hatırlıyorum? Tabii, maalesef. Yani, kardeşim, bu dünyada geçerli bir tek kural var. Güçlü olacaksın. Kurda sormuşlar. Ensen niye kalın diye. Kendi işimi kendim görürüm de onun için demiş. Evet. Bu beş ülke adaleti dağıtmadığı için kendi menfaatleri doğrultusunda bir sürü insanlık dışı işleri falan filan da desteklediği için öteki onu fıştıklıyor, bu bunu fıştıklıyor. Herkes kendi doğrultusunda bir iş yapıyor. Bugün işte bizim Güneydoğu tarafında ne oluyor? NATO ülkesiyiz kardeş. Tabii. Güya anlamıyoruz ne oluyor? Ha, Türkiye zaten kendi yolunda gidiyor. Göründüğü kadarıyla. Doğru. Bugün aynı zamanda şu noktaya da gelindi. Herkes birbirini tehdit ediyor ya. Bu dünyada artık atom bombasına sahip olmadığın sürece rahat yüzü yok kardeşim. Güvende değilsin. Hangi pakta bağlı olursan ol. Hikaye. En basit örneği işte Pakistan. 145 tane zannedersem. Hindistan'da 155, 165 filan. Onlar da 145. Atom başlıklı füzeler var kardeşim. Evet. Hiç bana dokunma diyor. Orada da zaten iki ülke arasındaki o gürültü patırtı satrançtaki pat oyunu gibi. Beraberlik sürüyor orada. Niye? Biliyorlar ki iki tarafta ortadan yok olup gidebilir. O yani Birleşmiş Milletler'in bilmem kaçıncı kararı, mararı, işte kınaması, cartu curtu yani güzel, hoş, ütopik şeyler ama yürümüyor kardeşim. Olmuyor. Adalet madalet dağıtılamıyor bu ülkede. Onun için de zaten milyonlarca insan şu anda hem yaşam şartlarının zora girmesi, hem iş bulamamak, gırtlak savaşı, politik baskılar dolayısıyla artık göç ediyor oradan oraya. Evet. Batı yakınıyor. Niye bana geliyorlar diye. Baba yaşam şansı bırakmadınız ki bir sürü yerde. Bunun en basit örneğini İtalyan Başbakanı o kadıncağız söyledi. İsmi Giorgia Meloni. Evet. Ne yaptınız ki dedi. Size tabii ki gelecek dedi buraya dedi. Orada dedi ekmek bırakmadın ki adam orada yaşasın. Güney Afrika şey de öyle. Güney Amerika ve Orta Amerika da geliyor yukarıya doğru. Tabii. Maalesef. Yani o konular yani çok derin konu. Petrol konusuna gelince yani savaşın bir anda alevlenmesi ama İran işi o kadar kolay olmaz. Yani İran'ın Rusya ile olan bir ilişkisi var. Yani karşılıklı. Hatta biz bir de Astana falan filan üçlü tabii konuşmalar falan yaptık. Evet. Anlaşmalar yaptık Suriye konusunda. Biz NATO'ya dahiliz de. Ama Rusya'nın İran'la olan bir ilişkisi var. Konu oraya doğru pek fazla büyütülemez gibi geliyor. Zaten karşılıklı mesajlaşarak falan füzeler müzeler gönderiliyor ama iş ciddiye binerse Allah muhafaza. Tutun ki buraya Rusya da geldi. İran'ın arkasına. Çin de oturdu buraya. Ne olacak burada? Nasıl olacak bu iş? Yani o kalkan malkan şu bu falan hikaye olur. Burası yani şey alev topuna döner Allah muhafaza. Zaten döndü de alev topu iyice büyür yani. Tam benzin atarlar ateşin üzerine. Evet. Ben inşallah o noktaya gitmez diye düşünüyorum ama
Brent petrol şu anda satışta. Yaklaşık 3.81 dolar aşağıda. Doğru. Şu anda öyle bir olanak ortaya çıktığında fiyatın yukarı gitmesini hala engelliyorlar. Yani Brent petrol ve petrol WTI'ler falan bunlar kontrol altında bana göre. Yanlış düşünüyor olabilirim. Ama ben hala aynı tezi savunuyorum. Bir, enflasyon mücadelesinde petrolün yukarı gitmemesi lazım. Bu Amerika için de geçerli. Tabii. Yani Fed'in isteği bu zaten. Dünyanın en büyük petrol üreticisi, daha doğrusu yataklara sahip olan ülke Amerika. Alaska, Bering Boğazı'nın altı, Kuzey Buz Denizi, Kuzey Deniz, yani Kuzey Kutbu. Evet. Kuzey Denizi'ni bırak, Kuzey Kutbu'nun altı. Büyük petrol yatakları var diye biliyorum. Öyle söyleniyordu zamanında. Alaska'da bilhassa. Aramco falan var zaten. Bu petrol fiyatı öyle bir fiyat ki çok yukarı giderse pek para kazanması istenmeyen ülkeler var. İran ve Rusya gibi. O ekonomiyi beslememeleri lazım onların. Onun için fiyatı aşağıda tutuyorlar. Ama çok da aşağıda tutarsanız bu sefer evet enflasyon için gayet güzel. Enflasyon savaşında fiyatlar kontrol edilebiliyor. Maliyetler artmıyor. Dünya ekonomileri de gümbür gümbür büyümüyor. O bakımdan da enerjiye pek fazla ihtiyaç yok. Dolayısıyla petrole. Ama diğer yandan üretimi arttırarak bence orayı aşağıda tutabilirler. Tabii. Bunu da ne olacak? O zaman tamamen de indirmiyorlar. Çünkü burada da Suudi Arabistan, Kanada, Norveç, Şubu gibi dost ülkeler var. Onlar da para kazanacak. Ekonomileri de onlar besliyor bu şekilde. İnce bir çizgi üzerinde gidiliyor bence. Yani Allah sonumuzu hayretsin diyeceğim. Ne diyeyim başka? Ama Türkiye bugün kendi savunmasını çok önemli bir şekilde gözden geçirmeli. Yani her şey olabilir bu dünyada. Bugün biliyorsunuz Büyük Millet Meclisi'nde bir toplantı var. Gizli oturum var. Tabii. Şu anda. Evet. Ve işte gizli bu gizli oturum tutanakları 10 yıl boyunca saklanıyor ve kamuoyuyla paylaşılmıyor. Şu anda parlamentoda bütün iktidar, muhalefet milletvekilleri bir arada kavaslar, yani dilsiz kavaslar içeride hizmet veriyorlar. Yani bir kör sağır bir görüşme yapılıyor şu anda. Bence Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hayati bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Tabii elbette içeride ne konuşulduğunu anlamamız mümkün değil. Yani görüşülmeli. Türkiye yani bizler tough cookie dedikleri sert kurabiyeyizdir. Yani bizi çiğnemeye kalkarsan da dişiniz kırılabilir. Biz böyle bir milletiz, öyle yetiştik ama şu anda hiçbir belaya bulaşmak istemiyoruz. Uzun süredir barış içindeyiz. Kimseye de bulaşmak istemiyoruz. Evet. Ama bize bulaşmak isteyen varsa buyursun. Ona da hayır demeyiz yani. Challenge ediliyorsa. Bunun için de Türkiye çalışmalara zaten başlamış vaziyette. Ben kesinlikle destekliyorum. Tek başına kendisini koruyabilecek her türlü önlemi Türkiye almalı. Yani bir numaralı öncelik orada olmalı. Yaşam savaşımız, bizim emniyetimiz kardeşim. Bu kadar. Evet. Peki, başlayalım grafiklere. Evet. Günlük grafiğimiz geliyor, borsa endeksi. Borsa maalesef trafik ışıkları gibi. Yani dediniz ya bir ara kırmızıydı, yeşile döndü filan. Evet evet, 15 dakikada değişiyor. Sinyal ışıkları gibi. Tabii. Yani bir yeşil yanıyor, sonra bir sarı oluyor, oradan kırmızıya dönüyor rakamlar. Arkasından tekrar ne oluyorsa bir yeşile dönüyor gün içinde. Çok fazla oynuyorlar. Yani çok fazla getir götür var yani. Yatırımcıya da artık ayıp oluyor yani. Elinizde para var diye, hisse senedi ve büyük oranda para var diye onu oraya götür, bunu buraya götür, fiyatları bir indir, bir kaldır, bir götür. Yani bu kadar da serbestiyet olmaz. Serbest piyasa tamam da. Yani serbest piyasa artık insanları söğüşlenecek noktaya da gelmemeli. Evet. Her işin bir kuralı var. Burada da ortalamaların altındayız maalesef. Şimdi buradan tepki veriyoruz. 7200'den
11.250'ye kadar giden rallinin, çıkışın şu anda geldiğimiz geri çekilme seviyesi %61.8'in olduğu yer kardeşim. Evet. Onun için buradan doğal bir şekilde bir tepki gelir yukarı yönde. Biz onu yaşıyoruz ama buradan uçup kaçıp 10 binlerin üzerine filan hemen gidecek bir hali yok maalesef. 10 bine doğru yaklaşmadan önce 9.200'ü geçebilir de yani 9.500-600'lerde filan bana göre biraz sıkıntı başlayacak. Burada bir mücadele lazım. Alıcı ile satıcı arasında zaman geçecek. Yani ekimi bence yer. Ekimi bitirir bu. Ekimin sonuna kadar fazla bir şey olmaz. Kasım aralığı yemesin bari. Evet. Yani ben öyle yani görüyorum. Piyasanın yukarı gitmesi için de yani bir şeyler lazım. O kadar çok şey oldu ki. Bir kere enflasyon dolayısıyla yukarı gittik. Eyvallah. Sonra karşısında borsanın alternatifler çıktı. Altın bir alternatif. Uçtu gitti. %50'nin üzerinde %50'ye yakın mevduat çıktı. Garantili. Evet. Endeks gelmiş 11 bine. Kağıtlar çıkmış 10 misli, 5 misli, 8 misli. Buradan der ya nereye gidecek? Para getirelim, düşüş var. Hani biraz daha para sokalım, destekleyelim dese vatandaşta para kalmadı. Geçen senenin Eylül-Ekim ayından itibaren başlamak kaydıyla 4 ayrı zaman diliminde zirve yaptılar. Enerji kağıtlarını Eylül ve Ekim 2023'te tabiri caizse çaktılar. Milletin üzerine yıktılar, kaçtılar. Paranın bir kısmı orada kilitlendi. Ocak ayında bir başka sektöre girdiler. Onları orada verdiler. Hayda orada para orada da kilitlendi. Yan tahtalar dediğimiz yerle. Geldik Mayıs ayına 2024. Bu sefer de bankalar, Koç Holding, Koç Kağıtları, Tüpraşlar, Ford'lar falan filan derken onları götürdüler bir de onları çaktılar. Para bir de orada saplandı kaldı. Şurada en basit işte. Ford 900 lira. Ya daha 3-4 ay önce 1250 liraydı kardeşim. Nasıl ne yapsın vatandaş? Kilitlendi kaldı orada. Evet. Aldığı kağıt da Fasaviso kağıt değil ki. Baba kağıtlar da alınıyor yani. Türkiye'nin bir numaralı ihracatçısı bu. Otomotiv sektöründe. Orası bitti. Temmuz ayında da Migros, Bimaş, şu bu falan bir takım başka kağıtlarla biraz daha bankaları gazladılar yukarıya. Bir de orada patlattılar. Ondan sonra ver aşağıya. İlk zaten tepede oluşanlar onlar %60-70-80 gitti aşağıya. Çıkışı verdiler. Yani geçen sene 2023'ün Mayıs sonundan itibaren yaşanan o çıkışın minimum %60'ı falan 70'i kağıtlarda geri verildi. Ve tepede de insanlar kaldı. Şimdi o insanlar para getirip maliyetleri, ortalamaları bir araya getirmeye çalışsalar yapamazlar. Para yok. Paranın bir kısmı vatandaş yaşam savaşında. Yani günlük işleri var vatandaşın. Yani gıda alacak, işte kiraydı, şuydu, harcamaları var. Fazla para getiremedi. Halka arzlar da maşallah devamlı geldi. Parayı emdi piyasadan. Bir de üzerine Japonya'nın biliyorsunuz Merkez Bankası faiz artırımına gitti. Her tarafta satış geldi. Millet karını realize etti. Bütün dünya piyasalarında. Bizde de etti. Carry trade hikayesi. Japon Merkez Bankası'nın hala faiz artırma ihtimali var. Bunun dışında bir de İsrail Savaşı giderek büyüdü şimdi. Lübnan, İsrail, İran, Miran var. Yani Türkiye'de bize de sarabilir bu savaş dediği anda endişe arttı bizim borsada da evet. Doğal olarak. Şimdi bir tepki çıkışı olabilir ama çok da fazla böyle bir yerlere hemen gideceğini zannetmiyorum. Haftalık grafiğe gidersek geldi. Orası da açık grafiği. Bir şekilde gösterecek. Evet. Daha önümüzde bence minimum 2 ay falan var. 2 aylık bir yani fiyatların bir oturma savaşı olacak alıcı ile satıcı arasında. Kırmızı renkli eğri 20 haftalık ortalama, yeşil renkli eğri 50 haftalık ortalama.
50 haftalık ortalamada tutunma savaşı veriyor. Çıksa bile iki ortalamanın arasında 1-2 ay daha geçer, ondan sonra karara varacak. Eğer 20 haftalık ortalamanın üstüne doğru gidiyorsa anlayın ki işler biraz daha düzeliyor. Tabii. Tekrar 11 bine doğru bir hamle olur. Yok. 50 haftalık ortalamanın altına gidersek satış gene hızlanır. Bu sefer satış bizi aşağılarda 8 binlere doğru götürebilir. Şu anda 8600-700 civarında dipler var. Onun yarattığı bir mücadele var. Alıcı onun için geliyor. Alıcı aynı zamanda dediğim gibi %61.8'e yaklaştığı için geri çekilme orada da geliyor Fibonacci oranı olarak. Psikolojik hikaye. Dolar bazında bakarsak 243 dolarda 50 aylık ortalama var dolar bazında. 50 ay, 4 senenin ortalaması. Oradan zıplar. Yani 243 dolara geldiği zaman endeks şu anda 258'i bir denedi. 258-59'u. 243 dolara doğru yanaşırsa oradan zıplar. Ha, uçup kaçar mı? 300 doların endeks, 300 doların üzerine gitmediği sürece kolay kolay herhangi bir şekilde bir yere pek gidemeyiz. Evet, geçelim. Peki, dolar bazında günlük grafiğimiz sırada. İşte o 300 doların üzerinde, hatta biraz daha aşağı geldi, 290. Yani aşağı tarafta 245 var, sol tarafta. 243 dolar civarında da 50 aylık ortalama var. Aylık grafiği de verirsek orada daha da güzel gözükecek. Geldi. Şu anda endeks maalesef 20 ay yani son 1,5 senenin dolar bazında ortalama değeri olan 275'in altına indi kardeşim. Ortalamanın altına inince bundan sonraki etap 50 aylık ortalamanın denenmesidir. Tutuyor mu? Tutmuyor mu? Alıcı orada gelir mi gelmez mi? Normalde ilk gelişinde oraya ilk sarkmada oraya değerken alıcı gelir. Orada bir mücadele verilecek. 243 ve yaklaşık 270 dolar arası. Biraz git gel. İşte bu Kasım Aralık. 243'ün altına gidersek eyvah eyvah. İşler bayağı uzar. Yani 2025'in ilk 3 ayı falan filan da hikaye olur o zaman. 243'ün altına gitti mi 50 aylık ortalamanın o zaman işler karışır. Toparlanma süreci de uzar. Yani fiyatlar 210 dolar filan civarına doğru sarkar bu sefer. İnşallah olmaz. İnşallah burada biraz toparlarız. Kasım Aralık ayında not arttırımı, dünya piyasalarında biraz toparlanma, Fed'in faiz indirimleri, dolar üzerinde biraz baskı kurar. Biz de biraz toparlayabilirsek bu ihracatı falan filan, hele enflasyon şeyini, savaşını. Bu arada bir JP Morgan mıydı? Bir tanesi %60 civarında bu sene için enflasyon rakamı sunmuş. Seneye %30 falan gibi bir enflasyon beklentisi varmış. Şöyle yazdı bir yerde okudum. Evet. İnşallah. Yani şu anda kritik nokta 243 dolar bence. 50 aylık ortalama. Bu iki ortalama arasında 243 ve 270 aralığında falan Kasım Aralık bence geçer. Sonra D-Day yani karar günü geliyor. Normandiya çıkarması gibi. Doğru. Bakalım ne olacak. Geçelim. Pekala. Ons altın günlük. Ya iyi çıktı. Yani epey gitti. 2650'leri falan geçti. Ana hedef 2800-850 ama kısa vadede de iyi gitti. Bunun da şu anda -24 dolar filan galiba. Bakayım. 27 oldu. Yok. 37. 2600'e doğru geliyor. Şimdi orada 2624 var dip. Evet. Onun altına gittiği için kırmızı renkli 20 günlük ortalamayı delebilir. Belki de şu anda deliyor. O zaman işler karışır. Tekrar 2550-2500 aralığı yoklanabilir. İyi kar bıraktı. Kar realize ediyorlar. Her türlü bahane olabilir. Ama altın iyi gitti. Yani ortalamaların üzerinde 20 günlük kırmızı renkli ortalamanın üzerinde 2450'den itibaren hoplaya zıplaya gitti.
Ha, 50 günlük ortalamanın zaten üzerinde kaldı. Bu sefer de muhtemelen 20 günlük ortalama delinirse 50 günlük ortalamaya doğru tekrar sarkabilir. İşte orası da 2550 falan zannedersem gördüğüm kadarıyla. Geçelim. Kısa vadede gümüş var sırada günlük. Gümüş altın da. Bakın burası da 20 günlük ortalamayı deldi. Evet. Burada büyük bir çanak oluyor ama bu çanak bir türlü kopamadı yukarıya. Hala kopma ihtimali var ama burası mız mız. Kanı gibi bir yer. Vallahi billahi yani adamı hasta eder. Ben buna ülsörojen falan diyorum yani. Ama gümüşte gene para kazananlar tabii ki var. Yani 26'dan alıyor 32 dolara satıyor. Forex piyasasında büyük paralar bunlar. Çünkü şey var. Yani katsayı olduğu için 100 filan böyle kaldıraçlar olduğu için 100, 200'ler filan var dışarıdaki bazı şirketlerde. Akıl almaz kaldıraçlar yani. Ama 32 dolar, 32 yani 32,5 dolarında gene civarında gene satış geldi kardeşim. Ama bunun tekrar 30 doların altına da herhalde inmemesi gerekiyor bu saatten sonra. Bunun ana hedefi önümüzdeki belki 1-2 bilmiyorum ne kadar zaman söylemek zor. 36 dolar gibi bir hedefi var. Evet. Kısa vadede. Sonrası 42 dolar. Ama onun içinde biraz daha şimdi bu aşağı düşüş zaman yiyecek. Bu da Ekim ayını yer bitirir tradingde. 30'u al, 31,5'a sat. Yok 32,5'a gelince sat. 31,5'a gelince geri al falan filan. Uğraştırır. Ama ana trend hala yukarı yönde gelişiyor. 2011 senesindeki 49 dolar esas çanağın hedefi. Ama işte 13 sene geldi. Daha hala oralarda bile değiliz. 32 dolarda sürünüp duruyoruz yani. Geçelim. Peki. Gram altın günlük. Gram altın tabii ki hem ons altına hem de dolar TL kuruna bağlı. Şimdi dolar TL kuru çok fazla gitmediği için bugün 34.27. Dün de zaten 34.21-23'tü. O fazla etki yapmıyor gram altına. Bugün 37 dolar giderse ons altın, gram altın aynı şekilde 29 lira falan aşağıdaydı galiba. Bakayım 39 lira o da aşağıda. O da ortalamayı deliyor. Bunun da hedefi 3000 liranın üstüydü. Fakat kısa vadede bence bir geçilen seviye 2800-850 aralığını yoklayabilir. Şu anda bakıyorum 2872'de. Evet. Aşağı doğru biraz daha sarkacak gibi gözüküyor. Geçelim. Geçtik. Brent petrol günlük. Bu dediğim gibi kolay kolay yukarı gitmesine müsaade etmiyorlar ya. Vallahi billahi. Gene getirdiler 81'e. Gene satış geldi. Ama alıcı 76 civarında filan bir alıcı gelebilir artık. Yani 81-68 arası normalde bakıldığında bizim topo dediğimiz güzel bir dip formasyonu oluşuyor. Yarım daire. Evet. Üçlü dip yani. Sol taraf tamam, orta tamam. Ama sağ taraf 76-80 arası bir tane daha dibe ihtiyaç var. Eğer 81 kırılırsa teknik olarak normalde 91'e kadar yolu var da müsaade etmiyorlar ki. Yani hemen geleceklerini tahmin ediyorum. Varil, üretilen varil sayısını arttırarak. Yani bu inşallah gelirler. Türkiye açısından o da olumlu. Yani zaten ortalık bizde yani böyle gidiyoruz işte. Şöyle böyle. Şimdi bir de benzine zam gelmesin yani. Ya tabii. İyice yani enflasyon savaşını bayağı büyük bir mücadeleyle götürüyoruz. Ne kadar başarı olduğumuz daha bilinmiyor da yani aşağı iniyor gibi görünüyoruz. Hadi inşallah. Ama burada benzin patlarsa yukarıya 91'lerin üzerine falan 95'e ooo işimiz gene sekteye uğrar. Geçelim. Geçtik. Nasdaq var günlük. Yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Bütün bu gümbürtü patırtıda. Yani para dolardan kaçmaya çalışıyor ama kaçamıyor.
Para tam dolardan kaçacaktı. Fed'in faiz indirimleriyle. Biraz kaçtı. Dolarda artık bir iş yok dedi. 114.77'den beri kaçıyor dolar endeksinden. Endekslere falan geldi. Nasdaq'a geldi, S&P'ye geldi, Dow Jones'a geldi, DAX'a geldi, altına geldi, efendim gümüşe geldi. Çeşitli yerlere geldi. Burada da tarihi zirveye gitti. Fakat Japon Merkez Bankası'nın carry trade üzerine yaptığı o operasyon, Merkez Bankası faiz arttırımları falan, parasının değerini korumaya çalışıyor. Burayı bir hırpaladı. Tabii herkes teknoloji kağıtları falan burada çok para kazanıyor. Evet. Yani büyük büyük rakamlar oluşuyor. Gene iyi toparladı. Dow Jones tekrar tarihi zirveye gitti ama bu gidemedi. Bu yaklaşık 20 bin civarında takıldı. Bugün de yukarı gidiyordu. Bakayım. Evet. Evet, 20 bin 34'lerde filan şu anda. Tekrar yukarı tırmanıyor. Bu çanağı tamamlayabilir mi? Yani 20 bin 600'lere filan doğru gelerek o çanağı tamamlayabilir. Çanağı tamamlayabilir. Oraya doğru niyetleniyor. Biraz da çekingen davranıyor. Çünkü ya savaş nereye gideceği, ne kadar büyüyeceği, kimleri içine alacağı tam bir bilinmez bir şey. Evet. Yani bir de çok hırpalar her şeyi yani. İnsanlar endeks mendeks düşünmez. Hayatta kalmayı düşünür bir saatten sonra. Burası biraz savaşa uzun uzakta olduğu için Amerika, yani gene fiyatlar yukarı doğru görünüş itibariyle tırmanıyor. Dow Jones'a geçelim. O mesela geçti. Tarihi zirveye gitti. 42 binlerin üzerine gitti. 42.500'ü geçti. Geçenlerde. Evet. Yani Japonya falan filan dinlemedi. Aldı başını gitti 42.500'lerin üzerine. Dow Jones orada da bana göre hedef 45 bin. Dow Jones'da. Şu anda orayı biraz hırpalıyorlar. Eksi 400'lere yakın bir yerde. Ortalamaların üzerinde ama. Trend ne alem dedi Ahmetciğim diye sorarsa ne trend yukarı. Evet. Ortalama 20 günlüğün 50 günlük ortalamaların üzerinde üstelik her hamle yeni bir tarihi zirveye doğru gidiyor. Yani oraya bakıldığında 41.585'ti tarihi zirveydi. Bir geri çekildi. Ortalamadan bir daha zıpladı. Hop 42.600'lerde. 45 bine doğru yolcu da zaman zaman biraz kar satışlara gelebilir. Bu da gram altın veya işte ons altın gibi gidiyordu. İnşallah şimdi sonu ons altın gibi olmaz kısa vadede. Yola devam eder. Fakat bir satış geldi oraya. Şu anda da fiyat 41.954'te. Yani 42 binin altında. Ons altınla aynı grafiği çiziyorlar neredeyse. Oraya da buraya da kar satışı geldi. Ama uzun vade FED faiz indirirken, Amerikan ekonomisi toparlarken, şu lanet savaş işi de biterse bir şekilde, yani taraflar anlaşır işte herkesin, yani bütün devletlerin güvenliği müvenliği sağlanır eder, garanti altına alınır. Ya bir duralım ya, koskoca kainatta ufacık bir yerde bu kadar gürültü patırtı akıl alır gibi değil ya. Ya dünya dediğin şey vızıltı bir yer. Kainatın içinde. Kimse seni görmüyor bile. Yani enteresan. Nasıl bir ihtirastır, nasıl bir şeydir bu insanlardaki anlamıyorum yani. Geçelim. Peki hala. DAX var. DAX günlük. O da maşallah tarihi zirveye gitti. Ama şimdi orada da bir sıkıntı var. Yani Almanya resesyona gidebilir korkusu var. Evet. Bilhassa ikinci yani son çeyreklerde falan işlerin biraz daha büyüme hızının düşeceği falan filan konuşuluyor. Konuşuluyor da burası da bu çanağı tamamladı. Tarihi zirveye de gitti. Vallahi 50 günlük ortalama orada 18.750 filan galiba. Onun altına gitmedikçe kim ne derse desin trend şu anda yukarı gidiyor kardeşim. Ha, daha kısa vadeli bakanlar kırmızı renkli 20 günlük üstsel hareketli ortalamayı takip ederler. Evet. Onun altına gidince satarlar. Onu da bıraktım. Nedir tepeler kardeşim? 18.890, 18.900 falan.
Koyarsın 18-800'de stopu. Onun üstünde kaldığı sürece bekle bakalım. Tahminim 20 bin üzerine gider. Yani Almanlar bir şekilde toparlıyor işleri. Çalışkan adamlar. Kafaları da çalışıyor. Disiplinli adamlar. Çok çalışıyorlar yani. Japonlar, Almanlar. Boru değil. Yani baktığında dünyanın ilk iki devleti Amerika ve Çin'den sonra ekonomik büyüklük olarak 5 trilyon dolara çok yakın iki ülke. Kim? Japonya ve Almanya. Tabii. Bu boşuna değil ki bu. Boşuna değil yani. Adamlar çalışıyor. Adamlar üretiyor. Adamların bir sürü şeyi var. Yani peki. 4 dakikamız var. İcadı var. Şusu var, busu var. Grafiğimiz kaldı. Evet, Bitcoin'e devam edelim. Lütfen. Bitcoin Fed'in faiz indirimlerinden yararlanarak yukarıya doğru gitmesi lazım. Ama orası da bir satışa geldi. Niye? Çünkü dolar maalesef dolar endeksi 100'ün altına gitmedi. Gene 103'e doğru yol aldı. Bu doların da suçu değil. Hem ortalık karışıyor bütün dünyada. Para dolara doğru tekrar dönüyor. Fed'in istediği. Kaçmasını istiyor. Hem de doların karşısındaki para birimleri tırışka. Yani şu anda hem İngiltere hem de Ekim'de Euro üzerinde tekrar faiz indirimi olacak. Avrupa Merkez Bankası beklenti o. Öyle olunca dolar endeksi aşağı gidemez ki. Yukarıda kalıyor. Bitcoin de burada kalıyor. Ama Bitcoin'in yukarı gitmesi için Fed faizlerinin devam etmesi, indirimlerinin ve ondan da önemlisi bana göre Bitcoin'in dünya çapında kullanımının artması bana göre Bitcoin'i yukarı iter. Ne kadar çok kullanılmaya başlanırsa, kabul görmeye başlarsa Bitcoin alışverişi, o zaman bence talep gelir, yukarıya doğru hareketlenir. 70 bine doğru gidiyor. Gidebilir. Geçelim. Geçtik. Euro-dolar paritesi günlük. Merkez Bankası faiz indirimine gidiyor deniyor Ekim ayında. Avrupa Merkez Bankası. Evet. Orayı çökertti. Tabii. Yani burası tekrar 1.08'e doğru da gelebilir. 1.09, 1.0850 gibi. Evet. Oraya doğru sarkabilir. Fed'in faiz indirimi belki burayı biraz destekler. Ama ondan önce Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi şeyi var. Teşebbüsü var. Öyle düşünüyorlar. Öyle yazdı. Ekranı şey, yani haberler öyle. Onun için şu anda 1.11.5 falan gene direnç oldu. Geçelim. Sterlin dolar var. Sondan ikinci grafiğimiz. Evet. Orası da bir anlamda aşağı doğru geldi. Çünkü dolar etkileniyor. Dolar yukarı gidiyor. Dolar bir şey yapmıyor. Dolar durduğu yerde yukarı gidiyor. Çünkü dolara talep oluyor. Savaş tehlikesi falan filan deyince evet. Para dünyanın en güçlü ülkesi hangisi ise onun parasına yöneliyor. Kaos ortamlarında oraya doğru yönelir. Altına yönelir. Amerika bir numara olduğuna göre güç olarak dolara gidiyor mecburen. Dolar endeksi de aşağı gelmiyor. Bu sefer burası da mecburen aşağı gidiyor. Dolara karşı ölçülen bir sterlin bu. Evet, geçelim. Peki, son grafiğimiz dolar endeksi günlük. İşte onu da anlattım. Yani burada gitti. 101.90'ın üzerine 102'yi geçti. Tabii. 102-100 arasında dolaşıyordu. Bana göre 98'e doğru niyetleniyordu. Fed'in faiz indirimleri hala var. 6-7 Kasım Fed toplanacak ama ondan önce faiz indirimleri var. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine giderse dolar endeksinin %57'si euroya karşı. Euro zayıflarsa doları zıplatıyor burada. Dolar endeksine zıplatıyor yukarıya doğru durup dururken. Yani tekrar bir faiz indirimi olursa euroda bu şeye doğru gider. Tekrar 104'e doğru hamle yapabilir. Evet. Peki. Geçelim. Çok teşekkürler Ahmet Mergen. Zahmetler oldu size. Ağzınıza sağlık. Böylece Ahmet Mergen'in hazırladığı grafikler eşliğinde ana haberi sonlandırdık. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.